Köpekler ilk çağlardan beri insanların can dostu olarak bilinir. Pek çoğu tarih boyunca bir korku unsuru görülürken bazıları da yakın bir arkadaş olarak görüldü. Son 200 yılda evlerde köpek beslemek bayağı popüler oldu. Bu sayede yeni çıkan pek çok köpek türü ortaya çıktı. Modern dünyamızın en iyi arkadaşı olan köpeklerin pek çok ilginç türleri bulunuyor. Bu videoda sizler için en nadir görülen köpek ve ırklarını derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Tibet Mastiff. Ataları Tibet manastırları altında yaşayan, çevresindeki bölgeyi ve sakinlerini koruyan bu eski nesil, yakın zamana kadar neredeyse hiçbir şey bilmiyordu. Ama ırkının çoğunluğu tarafından duyulması durumunda bile saf Tibetliler karşılamak çok zor. Bu ırktan temsilciler, mükemmel koruma ve güvenlik becerilerine sahip güçlü köpeklerdir. Ve zengin katları, köpeklerin en sert koşullarda bile yaşamasına izin verir. Bugüne kadar Tibet Mastifleri en pahalı köpeklerin sıralamasında en üst sıralarda yer alıyor. Ve bunların arasında kırmızı renkli yavrular da fiyat etiketi daha yüksek. İrlandalı Wolfhound. İrlanda'daki bu en eski av cinsi çok köklüdür ve temsilcileri dünya köpek topluluğundaki en büyük köpeklerden biridir. Farklı yüksek büyüme, İrlandalı kurt köpeği bu nedenle oldukça zarif bir görünüşe sahiptir. Özel sert kaplaması, özel bir dikkat gerektirir. Karakter hakkında konuşursak, avda İrlandalı bir aslanla ve evde yumuşak bir kuzuyla karşılaştırılır. Bergamasko Çoban Köpeği. Bergamasko çoban köpeği, İtalya'nın Bergamo şehrinde yetiştirilen bir çoban köpeği ırkıdır. Bu cins ismini Kuzey İtalya'nın Bergamo şehrinden almıştır. Tüyleri kalın ve karmakarışıktır. Her türlü hava koşuluna dayanıklı olmasıyla ünlüdür. Günümüzde Alplerde ve İsviçre dağlarında hala çoban köpeği olarak kullanılmaktadır. Saygılı, sadık, zeki, cesur ve çalışkandır. Belleği güçlüdür. En basit hayat koşullarına kolayca uyum sağlar ve az besinle yetinebilir. Kısacası Bergamasko için mükemmel karakterli bir köpek denilebilir. Komondor. Komondor köpeği iriliği ve 20-27 cm'lik taranmayan tüyleriyle bilinir. Ağırlığı 52-60 kilo arasında değişir. Ortalama 10-12 yaşına kadar yaşar. Sürü gütmekle başarılı olan bu ırktaki köpekler kendine güvenen, korumacı ve sadık hayvanlardır. Bir tehdit unsuru olmadıkça sakin ve arkadaş canlısıdırlar. Fakat tehdit varsa canı pahasına kavga eder. Büyüdüklerinde çok büyük ve güçlü oldukları için yavruyken eğitilir. Bu cinsin özelliği olan tüyleri onları vahşi hayvanlardan korur. Tüyleri neredeyse hiç dökülmez. Sakallı İskoç Köpeği. Bu nadir İskoç çoban köpeği temsilcileri dışarı dönük, bolmok benzemektedir. Ancak daha büyüktür. Köpeğin gelişmiş bir aklı var. Ekibi mükemmel şekilde özümsüyor ve herhangi bir yerden ustasını izlemekten mutluluk duyuyor. Eski İngiliz çoban köpeğinin atasıdır ve belirgin benzerlikleri vardır. Birdie'nin uzun bir kafası, kısa burnu ve bütün vücudunu kaplayan kaba tüylü bir kürkü vardır. Bu kürkü çenesinin altında bile olur. Peruvian Inca Orchid. Perulu Inca Orchid, belki de dünyanın en garip görünümlü köpeklerinden biridir. Ayağının ve başının üstünde bulunan sarı kıllar dışında tamamen tüysüz olan Peru Inca Orchid genellikle gri renktedir. Ayrıca bakır ve çikolata renkleri de bulunmaktadır. Peru Inca Orchid'in 3 farklı boyutu vardır. Büyüğü 30, küçüğü 5 kilo arasında değişir. Bu ırk soğuk iklimler için elverişli değildir ve sıcağı sever. Bu tür köpeklerin ağırlığı 17 ile 23 kiloya kadar ulaşıyorken uzunluğu ise 56 santim ve 63 santim arası değişmektedir. Basset Hound. Basset Hound isimli bu ırk 1850'li yıllardan beri bilinmektedir. Fransız av tazılarının cücelerinden ürediği düşünülen bu ırk ilk olarak 1863 tarihinde Paris Köpek Şovu'nda kayıtlara geçmiştir. Derisi üstünde bol durur ve kafasında katmanlaşır. Kadife kadar yumuşak kulakları çok uzundur ve burnunun üstüyle aynı hizaya kadar iner. Kulakları düz durmaz, katlıdır. İri dişleri vardır, dudakları aşağı sarkar. Üzgün bakışlı kahverengi gözlerindeki ifadesi oldukça yumuşaktır. Saluki. Saluki, Mısır kraliyet köpeği olarak bilinir. Firavun döneminden beri insanların dostu olmuştur. Tarihte
Çinli İpek yolu tüccarları Saluki'yi tavşan ve ceylan avlaması için eğitiyordu. Uzun boylu ve ince bacaklı olan Saluki'lerin erkek cinslerinin ağırlığı 60 kiloya, yerden yüksekliği ise 30 santimetreye kadar ulaşabilir. Bu cins bağımsız bir karaktere sahip olduğundan ilk kez köpek sahiplenenler için iyi bir seçim olmayacaktır. İki bacaklı köpekler. Bu tarz köpeklere genellikle kanguru köpek diyorlar. Bazıları feci bir kaza ile, bazıları ise iki bacakları olmadan dünyaya geldiler. Her ne kadar diğer köpekler gibi şanslı olmasalar da azimleriyle herkesi büyülemekteler. Bu köpekler zaman içinde bu duruma hemen adapte olabiliyorlar. Birleşmiş Devletler'de hayvan hakları savunucusu Amanda Giesi'nin bakımını üstlendiği arka ayakları olmayan Duncan Louis isimli boxer köpek geçen yıl internette fenomen olmuştu. Tekerlekli sandalye ile yürümeyi öğrenme çabaları milyonlarca kişi tarafından takip edilen köpek artık yalnızca iki ayaklarını kullanarak koşabiliyor ve diğer köpeklerle oynayabiliyor. Pomeranian bu. Oldukça küçük ve çok tüylü bir ırktır. Yüzleri çok değişkenlik göstermekle beraber bir kısmı tilkiye benzerken bir diğer kısmı ise oyuncak ayıları andırmaktadır. Sahiplerine karşı özel bir sevgi ve ilgi besleyen buğular hemen kendilerini sevdirmeye çalışır ve karşı tarafa özel bir ilgi beslerler. En fazla bulunduğu renkleri saymamız gerekirse kahverengi, turuncu, siyah ve beyaz diyebiliriz. Çok nadir olmakla beraber iki renkli olanları da bulunmaktadır. Bu ufacık köpeklerin boylarına ve minikliklerine aldanmamak gerek. Çünkü ısırma eğiliminde olan bir köpek türü olan Pomeranian bu konuda size çok nadir de olsa sıkıntı yaşatabilir. Zeus köpek. Zeus köpek Guinness Rekorlar kitabına giren tüm zamanların en uzun köpeği olarak bilinen ünlü köpek. Omuz hizasından yüksekliği 112 cm olan ve arka ayaklarının üzerinde durduğu zaman 224 cm uzunluğa sahip Danua cinsi Zeus, Michigan'da yaşıyordu. Ancak geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetti. Zeus basitçe bir eşek boyutlarındadır. Arka ayakları üzerine kalktığında ise 2.20 metre yüksekliğe ulaşmaktadır ki bu sahibi Deniz Dorling'den birkaç santimetre uzundur. Bu devasa köpek 70.3 kilogram ağırlığındadır ve günde 11 kap yemek yemektedir. Tweedy köpek. Dünyanın en küçük Chihuahua cinsi köpeği Polonya'nın başkenti Varşova'da yaşıyor. Tweedy isimli Chihuahua cinsi köpek 300 gram ağırlığında ve sadece 7 santim boyunda. 3 aylık Chihuahua'nın sağlığının yerinde olduğu belirtiliyor. Varşova'da bulunan devlet hayvanat bahçesi yetkilileri köpeği kuruluşlarını almak için çeşitli yollar denerken isminin açıklanmasını istemeyen sahibi ise köpeğinin ne pahasına olursa olsun hiçbir şekilde vermeyeceğini açıkladı. Samoyed. Samoyedler önceleri Sibirya'da yaşayan göçebe bir kabile olan Samoyed kabilesi tarafından yetiştirildi. Samoyed kabilesi kendi isimleriyle özdeşleşmiş bu ırkı ren geyiklerine çobanlık etmesi için yetiştirdi. Soğuk iklimlerde yaşayan diğer benzer hayvan ırkları gibi Samoyed kızak çekme aracı olarak da kullanıldı. Sert, güçlü ve rekabetçi Samoyed yaklaşık 30 kilo ağırlığındadır. Samoyed'in tüyleri hipoalerjenik özelliklere sahiptir. Hatta dünyanın bazı bölgelerinde dökülen tüyleri toplanır ve örgü için yün olarak kullanılır. Samoyedleri sürekli gülen köpekler olarak da bilinir. Afrika yaban köpeği. Afrika yaban köpeği sadece Afrika'ya özgü bir memelidir. Köpekler, çakallar, dingoslar, çakallar ve kurtlarda içeren Canidia ailesinin bir üyesidir. Afrika yaban köpeği tercih edilen habitatlar, açık ağaçlık alanlar, çayırlar ve savanlardır. Güney bölgelerindeki köpekler Sahara çölünün açık savanlarında yaşamaktadır. Afrika vahşi köpekleri 10-20 kişi arasında bir arada yaşarlar. Ev aralıkları büyüklüktedir ve avın mevcudiyetine bağlıdır. Ancak 1 kilometre kareden fazla kilometre olabilir.